Aşk aşk bitti. Hanker efsanesi tarihe karıştı. Hande Erçel'le Kerem Bürsin ayrılığının perde arkasında ne var? Nasıl tanıştılar? Aşk nasıl başladı? Neden bitti? İzliyoruz. Aşk bitti. Hanker efsanesi sona erdi. Kerem Bürsin'i öve öve bitiremediği. Aşırı eğlenceli. Yani evet, aşırı eğlenceli ve komik bir insan. Şahane kadın Hande Erçel tarafından neden terk edildi? Tek kelimeyle şahane. Evet, atamıyorum biraz. Hande Erçel, Kerem Bürsin aşkının bitiş nedeni ne? Acı tesadüf. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya aşkında yaşadığı kaderin aynını mı yaşadı? Yanıyor, yanıyorum. Bir ihtimal biliyorum. O da ölmek senin için değer mi hiç sanmıyorum. Büyük aşkın başlangıcı ve bitişine kadar tüm yaşananlar geliyor. Boşuna dememişler, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Hande Erçel, Kerem Bürsin aşkında birkaç haftadır dillendirilen ayrılık dedikodularının boşuna olmadığı anlaşıldı. Büyük aşk tarihe karıştı. Aşk bitti, geriye ne kaldı şimdi? Gururum olmasa sana git diyemem ama git ne olur. Aşk nasıl bitti? Ne oldu? Kim ne dedi? Krizler nasıl patlak verdiye geçmeden önce kısaca Hanker olarak bilinen Hande Erçel, Kerem Bürsin aşkının evveliyatına gidelim. Ağlamadım diye sormadılar beni, sanıyorlar, iyi sanıyorlar. Unutursun iki gün sonra adını diyorlar onun. 2021'in Nisan ayında Maldivler tatilinin dönüşünde el ele ortaya çıkarak ilan etmişlerdi aşklarını. El ele olsak, hiç ayrılmazsak, dünyada en çok seven ikimiz olsak. Artık görünen köy kılavuz istemiyordu. Açıklama gecikmedi. Önce Kerem Bürsin yaptı paylaşımı. Maldivler'de, kanoda birlikte çekilen fotoğraflarının altına şu notu düştü. Okyanusun ortasında bir kanoyla ve sadece ikimiz. Mükemmel. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sonra Hande Erçel bir paylaşım yaptı. O da eğlenceli fotoğrafların altına şunu yazdı. Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor. Mükemmel. Akacak coşkun senler. Açıklığa kaptırdı gönlünü. Burak Serdar Şanal, Ekin Mert Daymaz ve Mehmet Dinçerler bu isimlerden bazılarıydı. Hande Erçel'de en medyatik aşkını Murat Dalkılıç'la yaşadı. Dalkılıç, 40 yılda bir gibisin dediği aşkını bulmuştu. Ama uzun sürmedi. Murat Dalkılıç, Hande Erçel ayrılığı tam da güzel oyuncunun Kerem Bürsin'le tanıştığı günlere denk geldi. Çok dedikodu çıktı ama taraflar sustu. Son bir iddia var Murat, onu soracağım ve konuyu kapatacağım. Hani Kerem Bürsin'den ötürü bir kıskançlık çıktığına dair bir iddialar dolaşıyor etrafta şu anda. Bununla ilgili ne söylemek istersin?
Yani öyle bir şey olabilir mi Ömür? Biz yani yüzyıllardan beri bu işi yapıyoruz. Biz bu işe doğduk. Biz bu işin parametrelerinin gayet farkında insanlarız. Hiç alakası yok böyle şeylerle. Kerem Bey'le de bayağı bir yakıştırıyor. Arada yeni bir dizi aşkı çıkar mı ortaya? Sadece iş mi diyorsun? Gizli saklı buluşmalar. Ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa neyse ne ya gören olursa sadece arkadaşım. Arkadaşmış gibi göründüler hep. Belki de öylelerdi hakikaten ilk başlarda. Ama birbirlerini iyi tanıyan iki arkadaşlardı. Süre sonra Hande Erçel'in adı başka aşk dedikodularına karıştı. Murat Akdoğan'la anıldı güzel oyuncunun ismi. Hatta bu dedikodunun Kerem Bürsin'le aralarını açtığı yazılmıştı Hande Erçel'in. Ama bu dedikodular çok geçmeden uçup gitti. Dedikodular yine Kerem Bürsin Hande Erçel aşkına yönelmişti ki Maldivlerin hemen öncesi kameralar karşısına çıktılar. Aşk sorularını önce inkar ettiler, sonra olursa haberiniz olur dediler. Bununla alakalı bir şey olursa zaten yani siz de şey olacaksınız, bence kaçırmayın ya. Arkadaşlar olma zaten, bir şey olursa öğrenirsiniz. Sinyali vermişlerdi. Sonrasında Maldivlere baş başa tatile çıktılar. Oradan görüntüler yansıdı. Hande Erçel'in ailesinden bireylerinde olduğu bir tatildi ama aynı zamanda bir aşk tatiliydi bu. Tatil dönüşü el ele fotoğraflandıklarında artık her şey ortadaydı. Baktılar, her şey ortaya döküldü, bu fotoğraflarla açıkladılar. Sonrası malum. Magazin dünyasının en popüler aşıkları olarak her adımları olay oldu. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler. Normalde dursak konuşuyoruz ama çalışıyoruz burada. Kusura bakmayın. Yeni fotoğraflarınız çıktı. Onlarla gelin. Aylardır sakladığınız aşk yaşadığınızda. Bir ödül gecesine birlikte katıldıklarında tüm gözler onların üstündeydi. Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e bakışları çok konuşuldu. Benim o, benim o, kimseye ver. Evlilik sorusu soruldu o gece çifte. Kerem Bürsin'in soru karşısındaki gülüşü ve cevabı da olaydı. Bu ilişki nereye girecek? Evlilik olacak mı? Hep bu soru var. Her zaman soruluyor. Burada net bir cevap alalım. Burada ödül töreninden bununla alakalı net bir cevap. Her şey yolundaydı. Kerem Bürsin, Ömür Sabuncuoğlu'yla sohbeti sırasında Hande Erçel hakkında o kadar güzel cümleler sarf etmişti ki. Üç kelime ve bir cümleyle tanımlamanızı rica edeceğim. Hande Erçel'i. Ha, Hande çok ilginç bir insan. Çünkü Hande gerçekten... Çok mütevazi ve alçak gönüllü bir insan. Çok pozitif, duyarlı, aşırı eğlenceli. Evet, aşırı eğlenceli ve komik bir insan. Çok komik bir insan. Buna şahaneyi de ekleyelim mi? Şahane. Eğer işime yarayacaksa ekleyelim. Yani öyle bir dedin ki yani, Kerem bence şahaneyi de ekle. Yo, tabii ki de şahane. Cümle bence tek kelimeyle şahane. Evet, atamıyorum biraz. Ama gün geldi, devran döndü. Ayrılık dedikoduları çıkar oldu haklarında. Hande Erçel'e lansmanında soruldu ayrılık. Bir ayrılık haberi vardı ama. Yok öyle bir şey. Teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. Çok da güzel oldu. İyi ki gördüm sizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kesinlikle yalan diyorsunuz. Kesinlikle. O günlerde yok diyordu ama Covid olduğu süreçte bu dedikodular yine çıktı. Hande Erçel'in ablasının doğum gününü kutlarken Kerem Bürsin'in yanında olmaması acaba dedirtti herkese. Yanıyor, yanıyorum. Bir ihtimal biliyorum. O da ölmüş.
için değer mi hiç sanmıyorum. Tüm bu soru işaretleri ayrılığın habercisiymiş meğer. Hande Erçel'le Kerem Bürsin'in ayrılığı hafta başında yazıldı. Terk edenin Hande Erçel olduğu, güzel oyuncunun benim için bitti dediği öğrenildi. Bir şey öğrendiysem eğer, karşılığı yokmuş meğer. Her aşk gibi bu da bir gün biter. Peki ama neden? Ne olmuştu? Birbirlerine baktıklarında çıkan ateş mi çıkmıyordu artık? Yoksa farklı konular mı vardı? Dedikodular birbirini kovaladı. Yıllar yıllar öncesinden bu fotoğraf. Demet Özdemir ve Hande Erçel henüz star olmadan yan yana vermişler bu pozu. Geçtiğimiz hafta Demet Özdemir'in bütün işlerin önce Hande Erçel'e gitmesinden dolayı kıskançlık yaşadığı iddia edilmişti. Bir şey olabilir mi Akif ya? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Neden çıktı sizi bu haberler? Demet Hanım'la arkadaşlığınızı da biliyoruz ama. Tam da bu gündemin üstüne Demet Özdemir'le Kerem Bürsin'in aynı projede yer alacağı haberleri ayyuka çıktı. Bu haberi basından öğrenen Hande Erçel'in küplere bindiği öne sürüldü. Güzel oyuncunun evine gelen sevgilisi Kerem Bürsin'i "Benim niye haberim yok? Bunu gazetelerden mi öğrenecektim?" diyerek kapıdan geri çevirdiği de öğrenildi. Kerem Bürsin "Benim de haberim yoktu" demesine rağmen çift ayrılıktan kurtulamadı. Aşk her anlamda tesadüflere gebe. Türkiye'nin en güzel, en popüler iki kadınıyla aşk yaşadı Kerem Bürsin. Tesadüfe bakın ki her ikisinden de birbirine benzer nedenlerden ötürü terk edilerek ayrıldı. Ayrılık iddiaları güçlü ve henüz taraflar bunu yalanlamadı. Ama öte yandan sosyal medyada takipleşme devam ediyor çiftin arasında. Uzun uzun ayrılık dedik ama ne olacağı belli de olmaz. Bakarsınız aşk galip gelir, barışırlar. Bekleyip görmekte yarar var.